de yazmıyor. Gurbetçilerin davetiyle İsviçre'ye giden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan coşkuyla karşılandı. Türkiye'de olduğu gibi gurbetçilerin de gündemi 7 Haziran seçimleri. Gurbetçiler sordu, Yaşar Okuyan yanıtladı. Şimdi peki oyları bölmeyelim. Siz vatanı bölüyorsunuz. İstanbul'un en güçlü adaylarından biri olan Yaşar Okuyan, eski partisi MHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Bedavadan milliyetçilik yapıp PKK sürtüşmesinden oy alacaksın. Yok öyle geçit. Bunları hatırlatacağız. Bunlar tarihi gerçekler. Yakın tarihi geçiyor. Zaman zaman kendisine çok ağır eleştiriler geldiğini belirten Okuyan, o eleştirilere de yanıt verdi. Ya sen orada ne işin var? Niye? İşte filan tarihte APO'yla resmi var. O ona gül veriyor öbürüne. Lan başlarım senin APO'na da bilmem ne nerede. Lan gel buraya. Ver 20 lira, kaynak kitabı ne abi ya, şey kitap oku. Türkiye'nin önünde iki seçenek olduğuna işaret eden Okuyan uyardı, ya bölüneceğiz ya birleşeceğiz, seçim sizin dedi. Bunun karşısında bir araya gelmeyeceğiz de ne zaman geleceğiz? Senin entel dantel bilmem, geç onu. Türkiye gidiyor. İşte onun için Vatan Partisi burada. Okuyan'ın açıklamaları sonrasında salonda bulunan çok sayıda gurbetçi Vatan Partisi'ne üye oldu.